İyi günler, iyi günler, iyi günler, iyi günler. İyi günler, Kafe Mark Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün yeni bir kutu açılışımızda karşınızdayız. Kenwood K-Mix kutu açılışını yapacağız. İçinde neler var, neler yok hepsini göreceğiz ve test edeceğiz. Hadi kutu açılışını yapalım. Şimdi kutumuzu açıyoruz. 10, 9, 8 ve ben büyük hissediyorum kutumuzda. Boş çıktı. Bir kullanım kılavuzumuz var. Mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. Çünkü çeşitli aparatların olduğu ve birçok faydalı bilgilerin olduğu bir kullanma kılavuzu %100 okumanızı tavsiye ediyoruz. Arkadaşı çıkartalım. Kutumuzu kenara kaldıralım hemen. Kullanma kılavuzumuzu koyduk. Makinemizi açıyoruz. Şıkır şıkır bir makine. Hemen buradaki poşetlerinden de ayırıyoruz. Şöyle spatulamız, karıştırma aparatlarımız, yoğurma aparatı, diğer dökme aparatı. Bunda da işimiz bitti. Standart olarak mutlaka mikserlerin içerisinden 3 tane aparat çıkıyor. Çırpıcı, yoğurucu ve karıştırıcı. Bu üründe ekstradan bir tane daha aparatımız var. Aparat değil de yardımcı bir ekipman diyebiliriz buna. Ürünü açar açmaz evinizde bir spatulanız veya başka bir ürünün kazıyıcınız yoksa ürün size hemen bunu da sunmakta ve işinizi kolaylaştırmaktadır. En çok bilinen aparatı ise çırpıcı aparatı. Özellikle table mikserlerin yumurta çırpması veya yumurtayı kabartması konusunda ciddi hassasiyet gösterilmektedir. Bunun için de Kenwood yeterli bir hıza sahip bir mikserdir. Önce kısaca aparatları bir anlatayım. Diğer bölümleri ne işe yarıyor? Hazne nasıl çıkıyor? Bunlarla ilgili. Haznemizi çevirerek çıkartabiliyoruz çok rahat. Kullanımı çok basit. Gerekirse ekstra hazne alarak işinize de devam edebilirsiniz. Çok derin bir hazne değil. Ürünlerinizi karıştırmak çok daha kolay olacaktır. Çıkartmak çok kolay. Sadece hafif bir bastırma ve çevirmeyle bu işi yapabiliyorsunuz. Bütün aparatlar bastırma ve çevirmeyle hem takılıp hem çıkartılabilmektedir. Tabii ki elde yıkamanız tavsiyemizdir. Bulaşık makinesine lütfen bu aparatları atmayınız. Aksi takdirde kararma olması söz konusudur. Diğer yoğurma aparatımız. Bunu daha çok hamur yoğurma, ekmek veya daha katı ürünleri. Arka kısmında bulunan tuşa basıp ön tarafa eğebiliyoruz. Kullanım çok basit. Ağır bir üründür. Ürünün ağır olmasının sebebi döküm gövdeye sahiptir. Döküm gövdenin size sağladığı faydalar nedir? Siz ürünün içerisine katı bir, ağır bir madde koyduğunuzda ürün sağa sola sallanmamakta ve tam olarak gücünü, motor gücünü hamura yansıtmaktadır. O yüzden çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz veya başka işinizi yapacağınız, karıştırmaya bırakabileceğiniz bir üründür. Buna benzer çok ürün var. Ev tipi diye tabir ettiğimiz. Onlar plastik aksamlıdır. Plastik aksamlı olan ürünlerin büyük bir çoğunluğu tabii ki onları da serbest bırakabilirsiniz. Onlar da karıştırma yapar ama 3 litre veya 5 litre olan bir hazneye tabii ki 5 kilo bir hamuru karıştırmanız mümkün değildir. Daha az bir hamuru karıştırmanız gerekmektedir. Piyasada birçok tip table mikser veya işte set üstü mikser diye, mutfak mikseri diye tabir ettiğimiz ürünler var. Onların kasası plastiktir. Tabii ki günlük ev işlerinizi görebilir ama yoğun bir iş yapıyorsanız orada biraz makineyi tutmanız gerekebilir. Çünkü özellikle ekmek yaptığınızda ekmek hamuru glutenden dolayı bir yapışkan olması nedeniyle hem de daha sert bir ürün olması nedeniyle motoru zorlayacaktır. O biraz daha sağa sola sallanabilir ama bu ürünlerde böyle bir şey söz konusu değil. Evet, şimdi aparatları bir de bunun üzerinde tekrar çırpıcımız, yumurta çırpma veya diğer şeyleri çırpmak için, hamur karıştırma, daha çok ekmek hamuru yoğurma olarak diye tabir ediyoruz. Karıştırma, bu aparatımız ise daha sulu hamurları karıştırmak için veya köfte karıştırmak için de kullanılabilir. Peki bu arkadaş ne işe yarıyor? Saçılmaları veya işte çırpma esnasında, yoğurma esnasında, özellikle çırpma esnasında etrafa saçılmayı engelleyecek aparattır, koruyucudur. Şu şekilde takılmaktadır. Şurada görüldüğü gibi çıkıntılar var. Bunda da var. Şuradan hemen üzerine oturtabiliriz. Oturduğu zaman üzerinde kalmakta zaten. Hiçbir şekilde bir şey yapmanıza gerek yok.
Tamam, taktık ürünü. Tabii yandan eklemek istediğiniz ekstra bir malzeme varsa, yumurta, un, o karıştırma işlemini yaparken siz eklemeyi bu sayede yapabilirsiniz. Ürünün biraz hızına bakalım. Yavaş yavaş karıştırma yapmaya başladı. Döküm gövde olduğu için motor ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir şekilde sallanma söz konusu değildir. Motorun arka kısmında da deliklerden içerideki ısı rahat bir şekilde atılmaktadır. Sürekli bahsettiğimiz kullanma kılavuzlarını okuyun dediğimiz noktalarda size gerçekten müthiş bilgiler veren bir kılavuz da çıkmakta. Bu ürünün yanında alacağınız diğer aksesuarlar ürününüzü daha faydalı kullanmanızı sağlayacaktır. Kıyma aparatı alarak kıyma makinesine de dönüştürebilirsiniz. Katı meyve presine dönüştürebilirsiniz. Bunun haricinde bir öğütücüye veya işte çeşitli öğütme bölümlerine dönüştürebilirsiniz. Veya spiral kesme, slow juicer dediğimiz son zamanlarda popüler olan yavaş sıkma aparatı vardır. Makarna yapma makinesi, hani bu diğer düz makarnalar haricinde fuzuli veya işte penne dediğimiz makarnaları da yapmak için özel bir aparat var. Ravioli yapmak için bir aparat var. Bunun haricinde ekstradan kesme aparatları da bulunmaktadır. Şerit kesme. Bunun aparatları aldığınız zaman evinizde birçok makine yerine Kenwood K-Mix ile birçok ürünü yapma şansınız bulunmaktadır. Bugün size Kenwood K-Mix Table Mixer ürünümüzü anlattık. Kenwood bir dünya markası, mutfağınıza yakışabileceğine inandığımız güzel bir ürün. Alternatifleri elbette var, diğer markalarda çok popüler olanlar var ama hani gerek fiyatıyla gerek kalitesiyle gerçekten mutfağınıza yakışabilecek bir ürün. Kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir ürün. Aparatlarıyla mutfağınıza renk katacak bir ürün olarak görüyoruz Kenwood'u. Her videonun sonunda söylediğimiz gibi istediğiniz veya talep ettiğiniz ürünler varsa lütfen bize ulaşın. Gerek sosyal medyadan gerek YouTube kanalımızdan bize yazabilirsiniz. İstediğiniz veya merak ettiğiniz ürünler varsa lütfen bize ulaşın. Biz burada sizin için yeni açılışlar, yeni kutu açılışları, yeni ürünlerle karşınızda sürekli olacağız. İyi günler diliyoruz.